Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Font Awesome 4.7.0 versiyonunu kullanımı göstereceğiz. Bunun 5. versiyondan farkı lokal bilgisayarda yani yerel makinede sizin kullandığınız bilgisayarda kullanımının daha kolay olması. İşlemlere başlayalım. Hemen HTML editörünü açıyorum. Şuradan yeni bir klasör oluşturalım. Font deneme diyorum. Dursun bu kenarda. HTML editöründen yeni dosya oluşturuyorum. Bunu kaydediyorum. Kaydederken de klasörümüzü seçiyoruz. İçine sayfa diye kaydediyorum. Uzantısını da tabii ki HTML olarak kaydettim. Şimdi kodları otomatik dolduruyorum. Tek tek buraları göstermekle uğraşmayacağım. İşimiz yok. Şurada yeni bir div oluşturuyorum. Style verelim. Rengini kırmızı, font size yani büyüklüğünü de 55 piksel diyorum. Bu kenarda dursun. Şuraya Font Awesome'dan gelen simgeyi yerleştireceğim. Font Awesome'ın sitesine giriyorum. Burada en aşağı indiğiniz zaman old version var. 4.7 versiyonu. Buradan indir dediğiniz zaman şu dosyayı indirecek size. Zip'in içinden bu klasörü olduğu gibi alıyorum. Kendi sayfamın olduğu klasöre atıyorum. Kapatalım. Burada şu ismi aklınızda tutmanız gerekiyor. Çünkü bu dosyanın yolunu kullanarak atacağız bunu. Geliyorum. Şuradan linkleyeceğiz bunu. Yolumuz buydu. Bundan sonra CSS yani CSS'i göstereceğim. Sonra bu dosyanın adını da alıyorum. CSS. Sonra bu dosyanın adı. Şuradan alalım yine. Sonra uzantısı da CSS. Linklemeyi kapatıyorum. Sonra tekrar Font Awesome'ın sitesinden hangi ikonun hangi simgeyi gösterdiğini, hangi kodun hangi ikonu gösterdiğini buradan bakacağım. İkonlara tıklıyorum. Mesela dosya tipi ikonları demiş. Girelim ikonlardan. Buradan Movie seçiyorum. Şu kodu kopyalıyorum. Geliyorum divin içine. Yerleştiriyorum. Burada oluşturduğumuz HTML sayfasını açıyorum tarayıcımla. Gördüğünüz gibi imge geldi buraya, simge. Rengini ve şeklin boyutunu değiştirelim. Sarı olsun. Boyutta 255 olsun. Kaydettim. Sayfayı yeniledim. Gördüğünüz gibi değişti. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.